Evet arkadaşlarım. Daha önceki derslerimizde sayı çeşitlerinden bahsediyorduk ve tek çift sayılardan, pozitif negatif sayılardan, asal sayılardan ve ardışık sayılardan bahsetmiştik ve sayı çeşitleriyle devam ediyoruz. Bugün ise faktöriyel sayılardan bahsedeceğiz. Öncelikle şunu söylemem lazım. 1'den n'ye kadar olan sayıların çarpımına n faktöriyel denir. 1'den n'ye kadar olan sayıların çarpımına n faktöriyel denir. Örneğin 5 faktöriyel sayısını 5 çarpı, 4 çarpı, 3 çarpı, 2 çarpı, 1 şeklinde ifade edebiliriz. Yani 5'ten başlayarak birer birer azaltıp 1'e kadar devam ettim. Ve bu sayıları yan yana çarptığım zaman o sayının faktöriyeli halini getirmiş oluyorum. Şimdi bazı faktöriyelleri inceleyelim. Örneğin 0 faktöriyeli değer arkadaşlarım 1'dir. 1 bir faktöriyelin değeri de 1'dir. 2 faktöriyelin değeri 2. 3 faktöriyelin değeri 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6. 4 faktöriyelin değeri 24 şeklinde devam eder. Şunun altını tekrar çizmek isterim. Ekranımıza zaten not olarak da bunu belirttik. 0 faktöriyelin değeri ve 1 faktöriyelin değeri arkadaşlar birbirine eşit ve nedir? 1'dir. Ayrıca 0 faktöriyel ve 1 faktöriyel tektir. Onun dışındaki tüm faktöriyeller arkadaşlarım çift sayıdır. Bunun da altını çizmek isterim. Notumuzda da bundan bahsetmiştik. Evet arkadaşlarım. ilk örneğim 6 çarpı 6 faktöriyel eksi 5 faktöriyel bölü 4 çarpı 4 faktöriyel artı 3 faktöriyel işleminin sonucu kaçtır? Şöyle ki bu tarz sorularda arkadaşlarım yapılması gereken en pratik hamle şu olacaktır. En küçük faktöriyele göre soruyu veri, soruda verilen sayıları açarız. Örneğin pay kısmında arkadaşlarım en küçük faktöriyel 5 faktöriyel olduğu için payı ona göre tekrar düzenleyelim. Ve soruyu bir daha yazıyorum. 6 sayısını aynen yazdım. Ve 6 faktöriyel sayısını 6 çarpı 5 faktöriyel biçiminde açtım. İşlem işaretim eksi, eksi 5 faktöriyel sorunun devamında vardı. Evet, paydaya gelince arkadaşlarım 4 faktöriyel ve 3 faktöriyel var. Buradaki en küçük faktöriyelim ise 3 faktöriyel olduğu için ona göre soruyu bir daha yazıyorum. 4 aynen kendini koruyor. 4 faktöriyeli ise 4 çarpı 3 faktöriyel işlem işareti artı ve 3 faktöriyel şeklinde yazabilirim. Şimdi gördüğünüz üzere pay kısmında 5 faktöriyel arkadaşlarım ortak olduğu için 5 faktöriyel parantezine alıyorum. 5 faktöriyel parantezine aldığım zaman buradan gelecek olan ifade 6 çarpı 6 şuradan ise ne gelecek? 1 gelecek işlemin işareti ise arkadaşlarım eksi. O halde açıyorum parantezi. 6 çarpı 6'dan 36. İşlem işaretim eksi. 5 faktöriyelden de 1 geldi. Paydaya gelince paydada ise ortak olan ifadeler 3 faktöriyel olduğu için paydayı arkadaşlarım 3 faktöriyel parantezine alıyorum. Ve buradan gördüğünüz gibi 4 çarpı 4 geliyor. Yani 16. İşlem işaretim bu kez artı buradan ise artı 1 gelecek. Şimdi gördüğünüz üzere pay ve payda da yine faktöriyeller var. O halde 5 faktöriyeli küçük faktöriyeli göre açarsam yani arkadaşlarım 5 faktöriyeli ben 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel şeklinde açabilirim. 36 eksi biri ise 35 şeklinde yazalım. 3 faktöriyel kendini korudu. Toplama işlemi ise arkadaşlarım 16 artı 1'den 17 olacak. Gördüğünüz üzere hem pay hem de paydaki 3 faktöriyelleri götürebiliriz. Bu sadeleştirme işlemini yaptıktan sonra pay kısmında 5 çarpı 4 çarpı 35 yani 700. Payda da ise arkadaşlarım 17 kaldı. Yani bu soru için cevabımız 700 bölü 17. Doğru cevabımız ise arkadaşlarım. B şıkkı olacak. Yani tekrar ediyorum arkadaşlar. Faktöriyeli sayıların yer aldığı bölme işlemlerinde faktörellerin yok olması için bütün faktöriyeli sayılar en küçük faktöriyeli sayı türünden yazılır. Ve ortak parantez yardımıyla faktöriyeli sayılar yok edilir. Az önce yazmış olduğumuz sorunun çözümündeki dikkat notumuz da bu olacak. Ve yine benzer bir sorumuz. 5 faktöriyelin karesi artı 4 faktöriyelin karesi bölü 5 faktöriyelin karesi eksi 4 faktöriyelin karesi işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlarım burada en küçük faktöriyelin 4 faktöriyel olduğu konusunda hem fikri olduğumuzu düşünüyorum. O halde 5 faktöriyelleri 5 çarpı 4 faktöriyel şeklinde yazabilirim. Ki 5 faktöriyelin karesi olduğu için bu ifadeyi de kareye alıyorum. Artı 4 faktöriyel. Bölü. Yine aşağıda verilen 5 faktöriyel arkadaşlarım. 5 çarpı 4 faktöriyel. karesi şeklinde yazıyorum. İşlem işaretim bu kez eksi olduğu için eksi yazıyorum. Ve 4 faktöriyelin karesi diyorum. Evet şuradaki kare arkadaşlar her ikisinin birden üssü olduğu için ifadeyi şu şekilde yazabilirim. 5'in karesi çarpı 4 faktöriyelin karesi artı 4 faktöriyelin karesi. Bölü. Yine burada da arkadaşlarım kare her ikisinin birden üssü olduğu için 5'in karesi çarpı 4 faktöriyelin karesi işlem işaretim bu kez eksi ve 4 faktöriyel şeklinde yazabilirim. Gördüğünüz üzere hem pay hem de paydayı arkadaşlarım 4 faktöriyelin karesi parantezine alabilirim. 4 faktöriyelin karesi parantezini alırsam 4 faktöriyelin karesi parantezinde şuradan 5'in karesi buradan ise ne gelecek arkadaşlarım? 1 gelecek. O halde açıyorum parantezimi. 5'in karesi yani 25 artı 1 bölü diyorum. Aşağıda yine arkadaşlarım 4 faktöriyel'in karesi parantezine alırsam 4 faktöriyel'in karesi parantezine alırsam gördüğünüz üzere buradan yine arkadaşlarım 5'in karesi buradan ise ne gelecek? Yine 1 gelecek ve işlem işaretim bu kez eksi. Yani 5'in karesi 25. işlem işaretim eksi 1. O halde buradaki 4 faktöriyel'in karesi ifadeleri birbirini götürecektir. Sonuç olarak geriye pay kısmında 25 artı 1'den 26. Payda da ise arkadaşlarım 25 eksi 1'den 24 kalacaktır. Bunda da şıklarda göremiyoruz ama pay ve paydayı 2 ile sadeleştirirsem 13 bölü 12 olacaktır. Yani bu soru için doğru cevap şıkkımız arkadaşlarım C şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlarım. Yeni soru tarzımızla devam ediyoruz. A ve K pozitif tam sayılar olmak üzere 5 faktöriyel eşittir 2 üzeri K çarpı A. Eşitliğinde K en büyük değeri aldığında A kaç olur? Arkadaşlarım burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta şu ki burada K'nin en büyük değerini değil K en büyük değeri aldığında A'nın kaç olduğunu soruyor. Ki ÖSYM'de daha önce buna benzer soruları sınavlarında kullandığı belirtmek isterim. Dilerseniz işin mantığını oturtmak anlamında 5 faktöriyeli açarak bir yazalım arkadaşlarım. 5 faktöriyel bildiğiniz gibi 5'ten başlayarak birer birer azaltıp sayıların çarpımı. Yani 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 eşittir 2 üzeri k çarpı a şeklinde yazabiliriz. Buradaki 5 zaten asal olduğu için aynen bir daha yazıyorum. Arkadaşlarım 4 sayısını 2 çarpı 2 şeklinde yazabilirim. 3 asal aynen yazdım. 2 aynen yazdım. 1'i de ne yaptım? Aynen yazdım. Eşittir. 2 üzeri k çarpı a. Lütfen bakınız. 2 üzeri k ne demek? k tane 2'nin yan yana yazılıp çarpması demek. Yani içinde kaç tane 2 çarpan olduğunu vermez mi k sayısı bize? Bakınız 1, 2, 3. 3 tane 2 çarpanımız var. O halde ifadenin sol tarafını tekrar yazmak istersem 2 üzeri 3 çarpı geriye de ne kaldı? 3'üm ve 5'im kaldı. 1 zaten çarpma işleminin birim elemanı. çarpı 15 eşittir arkadaşlarım 2 üzeri k çarpı a olacaktır. O halde 2 üzeri 3 2 üzeri k'ye eşit olacak. 15 ise neye eşit olacak arkadaşlarım? A'ya eşit olacak. Yani K en büyük değeri aldığında A sayımız 15 oluyormuş. Yani bu soru için doğru cevap şıkkımız ne olacak arkadaşlarım? A şıkkı olacak. Evet yine aynı tarzı soruyla devam edelim. Sadece soruyu bir tık değiştirmiş olalım. Sorumuz şu. X ve Y birer doğal sayı olmak üzere. 21 faktöriyel eşittir. 3 üzeri x çarpı y eşitliğine göre x'in en büyük değeri kaçtır? Sevgili arkadaşlarım, x'in en büyük değeri yani 21 faktöriyelin içinde kaç tane 3 çarpanı olduğunu soruyor. Kaç tane 3 çarpanı? x'in en büyük değeri. Zaten bu tarz sorularda x'in en küçük değeri ya da x kaçtır tarzında bir soruyla karşılaşamazsınız. x'in en büyük değeri olmak zorunda sorunun kalıbı bu arkadaşlarım. O halde şunu söylemek isterim ki eğer tabanda verilen sayı asal ise ki burada asal Arkadaşlarım faktöriyeli sayıyı alırız ve bu tabanda bulunan sayıya defalarca böleriz. 7 defa var. Bir daha 3'e bölünebildiği için bir daha bölüyorum. 2 defa var. 2 artık 3'e bölünmediği için burada kalırım. Elde edilen arkadaşlarım bölümlerin tamamının toplamı ki burada onlar 7 ve 2. 7 ile 2'yi topladığım zaman arkadaşlarım direkt x'in en büyük değerini bulmuş olurum. Yani bu soru için doğru cevabımız arkadaşlarım 9 olan D şıkkı olacak. Ancak altını çizmek istediğim nokta şu ki unutmayınız ki arkadaşlar şurada verilen sayının asal olması gerekir. Ne demek istedik? Bunu soruyu notla bitirmiş olalım. N faktöriyel eşittir A üzeri x çarpı y eşitliğinde x'in en büyük değerini bulmak için eğer A asal sayı ise bakınız. Altını çiziyorum. Notta da öyle yaptık. A asal sayı ise, n sayısı yani faktöriyel sayı sürekli aya bölünür ve elde edilen bütün bölümler toplanır arkadaşlarım. Az önceki sorumuzun notu da bu olacak. Aklımıza şu soru geliyordur muhtemelen. Peki taban asal olmazsa? Evet. Sıradaki örneğim arkadaşlarım. X ve y birer pozitif tam sayı olmak üzere, 30 faktöriyel eşittir. 6 üzeri x çarpı y. Eşitliğine göre x'in en büyük değeri kaçtır? Gördüğünüz üzere bu kez tabanda verilen sayı arkadaşlarım asal değil. O halde 36 defalarca 6'ya bölemiyoruz. Peki asal olmayan bir sayı verildiğinde ne yapacağız arkadaşlarım? Asal olmayan bir sayı verildiğinde bu sayıyı arkadaşlarım asal çarpanlarına ayırırım. Ki 6 sayısının asal çarpanları 2 ve 3'tür. Ve şunu yapmanız gerekmekte. Büyük olan arkadaşlarım. Büyük olan asal çarpana faktöreli sayıyı yine defalarca bölüp elde edilen bölümleri toplarsak eğer yine üstün en büyük diyeni bulmuş oluruz. O halde 30 sayısını 3'e böldüğümde 10. 10 sayısını bir daha 3'e bölüyorum. 3. Ve 3 sayısını bir daha 3'e bölüyorum. 1. 1 sayısı artık 3'e bölünmeyeceği için arkadaşlarım bölme işlemini burada bitirdik. Elde edilen bölümler ise arkadaşlarım 10, 3 ve 1. O halde 10 artı 3 artı 1. Yani bu bölümlerin toplamı 14 olduğu için arkadaşlarım x'in en büyük değeri 14 olacak. Ve bu soru için de yine doğru cevabımız D şıkkı olacak. Ne dedik? Dedik ki n faktöriyel eşittir. a üzeri x çarpı y eşitliğinde x'in en büyük değerini bulmak için eğer a sayısı asal değil ise az önce yaptığımız örneğin notu asal değil ise n sayısı yani faktörelli sayı sürekli a'nın büyük asal çarpanına bölünür. Arkadaşlarım a'nın büyük asal çarpanına bölünür ve elde edilen bütün bölümler ne yapılır? toplanır. Peki tabar asal olmazsa ve asal çarpanlarını ayırdığımızda büyüklük küçüklük ilişkisi olmazsa örnekte olduğumuz gibi n ve a birer doğal sayı olmak üzere 26 faktöriyel eşittir 8 üzeri n çarpı a eşitliğinde n'nin en büyük değeri kaçtır? Arkadaşlarım gördüğünüz gibi 8 asal çarpanlarına ayırırsam 8'in asal çarpanları 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani içlerinde ne yok? Büyük bir asal çarpan yok. O halde ben 8'i 2 üzeri 3 şeklinde yazabiliyor muyum? O halde 8 üzeri n'i de 2 üzeri 3 n şeklinde yazabilir miyim? Yani bu soru neye eşit oluyor arkadaşlarım? Eşittir. 2 üzeri 3 n çarpı a. Artık taban asal oldu mu? Bakınız artık taban asal. Yani ben faktöreli sayıyı asal olan iki sayısına ne yapabilirim? Defalarca bölebilirim. Bölelim arkadaşlarım. 26 sayısını 2'ye bölüyorum. 13. 2'ye bölüyorum. 6. 2'ye bölüyorum. 3. 2'ye bölüyorum. 1. Ve 1 sayısı artık 2'ye bölünmeyeceği için bölme işlemim tamamlanmış oldu. Elde ettiğim bölümler arkadaşlarım 13, 6, 3 ve 1 sayısı. Bunların toplamları ne olacak? 13 artı, 6 artı, 3 artı, 1'den. Arkadaşlarım kaç oluyor bu da? 23. Şimdi ben daha önceki sorularında şunu yapmıştım. Asal olan tabana böldüğüm zaman neyi elde ediyordum? Üstü elde ediyordum. Peki buradaki sorudaki üssüm kaç? Üstüm 3'en değil mi? O halde 3'en ne eşit arkadaşlarım? 23'e eşit yazıyorum. 3'en eşittir 23. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman n'i bulmuş olur muyum? O halde n eşittir arkadaşlarım. 23 bölü 3. Ancak şunu unutmayalım ki n ve a neydi birer doğal sayıydı. Her doğal sayıdan zamanda bir tam sayı olduğu için bu ifadenin tam bir sayı olması lazım ki burada bir rasyonel sayı var. Peki 23'ü 3'e bölersek arkadaşlarım 23'ü 3'e böldüğümüzde 7.66 gibi bir sayı çıkıyor. 66 devreder diyebiliriz mesela. Peki şıklarda 7 de var, 8 de var. Bu soru için can alıcı nokta burası ki arkadaşlarım genelde ee, bu tarz sorularda yapılan hata eğer 7.5'ten büyükse 8'e devreder gibi bir yanlış algı var. Bu kesinlikle yanlış. Arkadaşlarım bu sorunun cevabı küsurat ne olursa olsun 7 olacak. Ve bu soru için de arkadaşlarım doğru cevabım D şıkkı oluyor. Ne dedik? Dedik ki n faktöriyel eşittir. A üzeri x çarpı y eşitliğinde x'in en büyük bulmak için yapılan işlemlerde bulunan sonuç virgülden sonraki sayı ne olursa olsun asla devretmez. Ki sorumuzda zaten biz 7.66 bulup cevabı ne işaretlemiştik? 7 işaretlemiştik. Ki burada notumuzda ne diyor? 7.9 bile bulunsa cevap neymiş arkadaşlarım? 7'ymiş. Yani buçuktan sonrasını devrettiği bir şey söz konusu bile değil. Böylece notumuzda bunu da söylemiş olalım. Evet. Yine aynı tarz soruyla devam ediyoruz. X ve Y birer doğal sayı olmak üzere 32 faktöriyel eşittir. 2 üzeri x çarpı y eşitliğinde y bir çift sayı. Y bir çift sayı olduğuna göre x'in en büyük değeri kaçtır? Öncelikle herhangi bir ön koşul olmasaydı sorunu nasıl çözmem gerekiyordu? Tabanda verilen iki asal olduğu için faktörelli sayıyı yani 32'yi defalarca asal olan tabana yani 2'ye bölüp bölümleri toplayacaktım. Önce oradan bir başlayalım mı? O halde arkadaşlarım ne yapıyorum? 32'yi 2'ye Bölüyorum çünkü taban 2 ve asal. 16 bir daha bölüyorum. 8 bir daha bölüyorum. 4 bir daha bölüyorum. 2 bir daha bölüyorum ve 1. Peki arkadaşlarım elde ettiğim bölümlerin toplamı 16 8 4 2 ve 1. Bunların toplamı neyi verecekti? Üssü yani x'in en büyük değerini verecekti. O halde buradaki sayıların toplamı kaç olacak arkadaşlarım? 16 artı 8 artı 4 artı 2 artı 1. Yani kaç oluyor? 20, 28, 30 ve 31. Arkadaşlarım bu ne demek? Bu şu demek. 31 faktöriyel sayısının içinde tam 31 tane iki çarpanı var. Bu bir kenarda dursun. Soruda diyor ki y bir çift sayı olduğuna göre sevgili arkadaşlarım y'nin çift sayı olması için içinde en az bir çift çarpanın olması yeterli miydi? Biz bunu tek çift sayılarda konuşmuştuk. İki nottan bahsetmiştim. Anımsatalım. Birincisi bir çarpma işleminin sonucu tek ise bu çarpma işlemini oluşturan çarpanların tamamının ayrı ayrı tek olması gerekirdi. Bu birinci notumdu. İkinci notum bu soruyu ilgilendiren bir çarpma işleminin sonucu çift ise bu çarp bu çarpmayı oluşturan çarpanlardan en az birinin çift olması gerekirdi. En az birinin. O halde bir tane 2'yi arkadaşlarım y'nin yanına verirsem y kesinlikle çift olur mu? Çünkü bir çarpan yetiyor. Ve böylece x'in en büyük değeri bulmuş olur muyum? Olurum. O halde 31 tane iki çarpanın birini y'ye verdim. Geriye kaldı 30. Arkadaşlarım x'in en büyük değeri bu soru için 30 yani değişik olacak. Şıklarda 31'in de e'de olduğunun altını çizmek isterim. Evet arkadaşlarım peki 2 çarpan birlikte verilirse örneğimizde olduğu gibi x virgül y ve a doğal sayılardır. 32 faktöriyel eşittir 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y çarpı a ifadesinde x artı y toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi aklımda şöyle sorular gelebilir. 2'ye mi böleceğiz? 3'e mi böleceğiz? Ne yapacağız? Sevgili arkadaşlarım biz ilk sorumuzda şundan bahsetmiştik. Aslında biz neyi buluyorduk x'in bulduğumuz zaman? 32 faktöriyel sayısının içinde kaç tane 2 çarpan olduğunu. Yani ben 32 sayısını taban asal olan 2 tabanla böldüğümde içinde kaç tane 2 çarpanlığı olduğunu bulmuyor muydum? Aynı şekilde 32 sayısını asal olan 3 tabanına da böldüğümde 32 faktöriyel sayısının içinde kaç tane 3 çarpan olduğunu bulurum. O halde 32 faktöriyel sayısını ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. 16 bir daha bölüyorum. 8 bir daha bölüyorum. 4 bir daha bölüyorum. 2 bir daha bölüyorum. 1. Yani arkadaşlarım bunların toplamları da 16 8 4 2 ve 1. Toplamları kaç olacak arkadaşlarım? 16 artı 8 artı 4 artı 2 artı 1. Kaç oluyor? 16 20 28 30 31 bu şu demek. 32 faktöriyel sayısının içinde tam 31 tane 2 çarpanı var demek. Peki aynı şekilde 32 faktöriyel sayısının içinde arkadaşlarım kaç tane 3 çarpanın olduğunu için ne yapıyorum? 32'yi asal olan 3 sayısına defalarca yine bölüyorum. 10 defa var. 3 defa var. Bir defa var ve 1 artık 3'e bölünmeyeceği için burada durdum. Elde edilen bölümler bu kez 10, 3 ve 1. Yani arkadaşlarım 10 artı 3 artı 1. Yani 14 tane de ne varmış? 3 çarpanı varmış. O halde arkadaşlarım sonuç olarak x sayısı 31'e, y sayısı da 14'e eşittir derim. Ve x artı y'yi istediğinden dolayı şöyle üst kısma yazalım. x artı y arkadaşlarım 31 artı 14'ten 45 olacak. Bu soru için doğru cevabımız A şıkkı. Gördüğünüz gibi şıklarda 31'de cevap olarak bulunuyor. de cevap olarak bulunuyor. Ve bunlar arkadaşlar bizim sorumuzun çeldiricileriydi. Ancak biz böyle bir soruyla karşılaştığımız zaman artık ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Evet geldim bir diğer soruya. A ve B doğal sayılardır. A faktöriyel eşittir. 42 çarpı B faktöriyel eşitliğinde A artı B'nin en büyük değeri en küçük değerinden kaç fazladır? Şimdi bu tarz sorularda öğrencilerden gördüğümüz kadarı şu. A faktöriyel eşittir. 42 çarpı B faktöriyel dendiğinde şunu yazıyor. 42 faktöriyel eşittir. 42 çarpı 41 faktöriyel. Buradan da gördüğünüz gibi A 42 B de kaç olacak? 41 olacak. A 42 B ise ne olacak? 41 olacak. A artı B ise kaç oluyor arkadaşlarım? A artı B de 83. Hiç itirazım yok ancak bu ifadenin en büyük değeri. Bir de ifadenin en küçük değeri var. Bunu nasıl bulacağız? Sevgili arkadaşlarım verilen 42 sayısı <laughs> pardon verilen 42 sayısı. Ardışık iki sayının çarpımı olarak yazılabilir mi? 7 çarpı 6. O halde baştan yazıyorum. A faktöriyel eşittir. 7 çarpı 6 çarpı B faktöriyel dersem buradan bir sonuç elde edebilir miyiz? Şöyle yazsak olur mu? 7 faktöriyel eşittir. 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. Yani A sayısı 7, B sayısı 5. O halde A sayısı 7, B sayısı 5. A artı B kaç olacak arkadaşlarım? A artı B kaç olacak? 12. Gördüğünüz gibi ifade için iki değer buldum. Biri en büyük değeri A artı B'nin 83 olması. Diğeri de ifadenin en küçük değeri A artı B'nin 12 olması. Bizden istenen neydi? A artı B'nin en büyük değeri en küçük değerinden kaç fazladır? Gördüğünüz gibi arkadaşlarım ifadenin en büyük değeri 83, ifadenin en küçük değeri ise 12. Bunların arasındaki farkı istiyor. Bu soru için cevabım ne olacak? 71, yani D şıkkı olacak. Evet arkadaşlarım geldim sıradaki soruma. 124 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? Sevgili arkadaşlarım önce dilerseniz olayın mantığından bir bahsetmemizde fayda var. Şöyle ki biz herhangi bir sayı alalım ve bu sayı atıyorum önemli değil 12.000 sayısı olsun. Biz bu 12.000 sayısını nasıl yazarız? 12 çarpı 10 üzeri 3 şeklinde yazabiliriz. Yani aslında bu sayının sonundan kaç basamağının sıfır olduğunu bize neresi veriyor? 10'un üzerindeki üst veriyor. O halde 124 faktöriyel sayısını 124 faktöriyel sayısını şu a dediğim yani artık olan kısmı a diyeyim. 10 üzeri n şeklinde yazsam. Bir önceki sorunun aynısı olmaz mı? Ki burada gördüğünüz gibi a sayısının a çarpı 10 üzeri n sayısında tabanda verilen 10 asal olmadığı için bunu asal çarpanlarına ayırdığında 2 çarpı 5 ve kural ne diyordu? Büyük olan asal çarpana defalarca böl. Yani 124 sayısını ben 5'e böldüğüm zaman neyi bulmuş oluyorum? N'in en büyük değerini bulmuş oluyorum. 124'ün içinde 124'ün içinde 5'in kaç defa olduğunu yazalım arkadaşlarım. 24 defa var. 24'ü 5'e yine bölebilirim. Bölüyorum. 24'ün içinde 5 4 defa var. Ve 4 sayısı artık ne olmaz? 5'e bölünmez. Elde edilen tüm bölümler bu kez 24 ve 4. Bunların toplamları da kaç olacak arkadaşlarım? 24 ve 4'ten 28. Olayın mantığı bu. Bu soru için de doğru cevabımız E şıkkı. Ancak olayın mantığının dışında aynı zamanda şunu söylemekte fayda var. N faktörü sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? Sorularında N sayısı sürekli 5'e bölünür ve elde edilen bütün bölümler toplanır deyip olayı da bu şekilde sorumuzu notla birleştirmiş olalım. Evet geldim bir diğer soruya. 99 faktöriyel eksi 1 sayısının sondan kaç basamağı 9'dur? Arkadaşlarım soruya başlamadan önce şunlardan bahsetmek isterim. Örneğin 10 sayısından 1 çıkarırsam 9, 100 sayısından 1 çıkarırsam 99 ya da 1000 sayısından 1 çıkarırsam 999. Ne yapmaya çalıştım? Şunu yapmaya çalıştım. Bakınız, 1 çıkarılmadan önceki 0 adedi ile 1 çıkarıldıktan sonraki 9 adedi nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir. Bir tane 0 vardı, bir tane 9 oldu. 2 tane 0 varken 2 tane 9 oldu. 3 tane 0 varken 3 tane 9 oldu. O halde şunu söyleyebilir miyiz? <laughs> 99 faktöriyel eksi 1 sayısının sondan kaç basamağın 9 olmasıyla 99 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağının 0 olması aynı şeydir. O halde bu soruda direkt 99 faktöriyelin sondan kaç basamağının 0 olduğunu bulmamız bizim için yeterli. Bunu da nasıl yapacağım biliyordum. Ne yapıyordum arkadaşlarım? 5'e bölüyordum. 99'u 5'e böldüğümde 19 19 sayısını tekrar 5'e bölüyorum. Ve kaç defa var? 3. 3 sayısı artık 5'e bölünmeyeceği için bu kez bölümlerim 19 ve 3 oluyor. Elde ettiğim bölümlerin toplamı arkadaşlarım 19 artı 3'ten 22. Yani bu soru için doğru cevap şıkkımız B olacak. Evet sorumuzun yine notu n faktöriyel eksi 1 sayısının sondan kaç basamağı 9'dur sorularında. n sayısı sürekli 5'e bölünür ve elde edilen bölümler toplanır. Çünkü biz n sayısını sürekli 5'e bölerek n faktöriyel sayısının sondan kaç basamağının 0 olduğunu buluyorduk. n faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı 0'sa n faktöriyel eksi 1 sayısının da sondan o kadar basamağı ne oluyordu? 9 oluyordu. Geldim bunların işlemlerine. 45 faktöriyel çarpı 35 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır. Arkadaşlarım önce dilerseniz soruyu çözümle başlamadan önce 45 faktöriyelin ve 35 faktöriyelin sondan kaç basamaklarının sıfır olduğunu ayrı ayrı bulalım. 45'i ne yapıyorum? 5'e bölüyorum. 9. 9'u yine 5'e bölüyorum. Kaç oluyor? 1. Yani bölümlerin toplamı olduğu için burada bölümler 9 ve 1 9 ve 1'i de toplarsam kaç olacak arkadaşlarım? 10. Evet, bu şu demek oluyor. Bildiğiniz üzere 45 faktöriyel sayısının sondan 10 basamağı neymiş? 0'mış. Aynı şekilde 35 faktöriyel sayısını ne yapıyorum arkadaşlarım? 5'e bölüyorum. 7 defa var. Bir daha bölebilirim. 1 defa var ve artık bölme işlemi yapamıyorum. Bölümlerim 7 ve 1. Peki arkadaşlarım 7 artı 1'den 8. Yani 35 faktöriyel sayısının da sondan 8 basamağı 0'dır. Peki bu iki sayının çarpımlarının sondan kaç basamağının 0 olduğunu soruyor. Cevap Edirne 80 der dediğinizi duyar gibiyim. Ancak arkadaşlarım bu sorunun çözümüne geçmeden önce herhangi iki tane sondan belli basamağı 0 olan sayılar alalım. Örneğin 1000 sayısı ile 100 sayısını çarpalım. Sorumuz bir dursun. Biz bu çarpımı nasıl yaparız? 1 ile 1'i çarparız. 1'i buraya yazarız. Sonra 1 2 3 4 5 tane 0 vardır deriz ve bu 5 tane 0'ı sona yazmaz mıyız? Aslında ne yaptım ben az önce? Ne yaptım? Birincide bulunan 0 0 sayısı kadar ve ikinci çarpanında bulunan 0 sayısı kadar 0'ı ne yaptım? Topladım ve sonuna yazdım. O halde arkadaşlarım 45 faktöriyel çarpı 35 faktöriyel sayısının da sondan 10 artı 8 yani 18 basamağı nedir? Sıfırdır. Ve sorumuzun doğru cevabı ne olacak? Ceyhan olacak. Sonunda belli sayıda sıfır olan sayılar çarpıldığında çarpımda elde edilen sayının sonuna çarpanlarda bulunan sıfırların toplamı kadar sıfır yazılır. Az önce yaptığımız gibi 3 sıfır vardı, 2 sıfır vardı. Onların toplamları yani 5 tane sıfırını yaptım arkadaşlarım. Çarpanda en son sonuna ekledim. Yeni sorumuz 45 faktöriyel artı 35 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? Dilerseniz yine soru çözümüne arkadaşlarım nereden başlayalım? Verilen sayıların sondan kaç basamağının sıfır olduğunu bularak başlayalım. Bakınız 45 faktöriyeli ne yapıyordum? 5'e bölüyorum. 9. 5'e bölüyorum. 1. Yani 45 faktöriyel sayısının 9 artı 1. 9 artı 1. Yani sondan 10 basamağı ne olacak? 0 olacak. Aynı şekilde 35 faktöriyel sayısının da 5'e bölerek defalarca 7 7'yi bir daha böldüm. 5'e ve 1. O halde 35 faktöriyel sayısının da 7 artı 1 yani sondan 8 basamağı ne olacak? 0 olacak. Az önce de yine buraya kadar gelmiştik. Bu kez neyi istiyor arkadaşlarım? Bu iki sayının toplamını istiyor. Sakın ha sakın sıfırlar alıp toplamaya çalışmayın. Çünkü biz onu çarpmada yaptık zaten. Neden olduğunu da söyledik. Dilerseniz soru bir kenarda dursun ve şöyle yapalım. Örneğin şu sayıyla sayıyı sallıyorum. Örneğin 1000 sayısını toplayalım. Ne olacaktır arkadaşlarım? Bakınız. Şu ikisinin toplamı 0. Şu ikisinin toplamı 0. Şu ikisinin toplamı 0. Ve burada toplam ne olacak? Bozulmayacak mı? Yani aslında ne oldu? Sondan 3 basamağı 0 oldu. Bu ne demek? Bakın. Küçük sıfır kadar sıfır gelmedi mi? Küçük sayıdaki sıfır kadar sıfır geldi. O halde bu sorunun cevabı ne olacak arkadaşlarım? Küçük sayıda sıfır sekiz olduğu için cevabımız A şıkkı olacak. Çıkarma için de aynı şey geçerli. Yani eğer bu soru 45 faktöriyel eksi 35 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır olsaydı yine çıkarma için de aynı şey olacağı için sadece şurada 1 değil 9 gelecekti. Yine sondan 3 basamağı sıfır olacaktı. Yani az sıfır sayısı kadar sıfır yine gelecekti. O halde diyoruz ki sonunda belli sayıda sıfır olan sayılar toplandığında ya da çıkarıldığında bu sayıların sonunda az sayıda sıfır olan sayıda bulunan kadar sıfır yazılır. Tekerleme gibi değil mi? Az sayıda sıfır olan sayıda bulunan kadar sıfır yazılır. Geldim bir diğer soruma. 1 faktöriyel artı 3 faktöriyel artı 5 faktöriyel nokta 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 2019 faktöriyel sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır? Sevgili arkadaşlarım, öncelikle şunu söylemem lazım ki 5 faktöriyel ve sonrasının hepsinde birler basamağı sıfırdır. O halde bu soruyu şöyle alt alta yazacak olursam, 1 faktöriyel sayısı 1, 3 faktöriyel sayısı 6, Sonra ne geliyormuş? Soruda 5 faktöriyel 120. 7 faktöriyelde yine ne gelecek? Birler basamağıyla ilgileniyorum. 0 gelecek. Burada ne olduğunun bir önemi yok. Sonuçta bana ne lazım? Birler basamağı lazım. Böyle devam ediyor. Bakınız buradaki 2019 sayısı 2019 yılında olduğumuz için öyle yazdım. Yani bir özelliği yok aslında. Salladım yani. Çünkü burada beni ilgilendiren ne var aslında? Sadece birler basamağının sıfır olması beni ilgilendiriyor. Ki bakınız Sadece birler basamayla ilgilendiğim için arkadaşlar şöyle yamuk yamuk bir dikdörtgen içine alıyorum. Yönetmenim de şaşkınlıkla bana bakıyor şu an. Ama önemli olan bilgi yönetmenim. Ne olacak bunların toplamı arkadaşlarım? 7. O halde birler basamağı neymiş arkadaşlarım bu soru için? 7. Yani doğru cevabımız da B şıkkı olacak. Güzel. Bu dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Ünite 1'i böylece çok uzun olan bir üniteydi biliyorsunuz. Ünite 1'i böylece bitirmiş olduk. Bir diğer dersimizde ikinci ünitede taban aritmetiği ve çözümleme ile devam edeceğiz.